Donanım Haber'den herkese selam. Beniniz yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber sol tarafımda yer alan ürünlere yakından bakacağız. Bakalım MagSafe şarj cihazları bizlere neler sunuyor. Evet, isterseniz yavaştan detaylarımıza geçelim. Burada 3 farklı ürünü göreceksiniz. Bir tanesi 10.000 mAh büyüklüğünde, bir tanesi 20.000 mAh büyüklüğünde, bir tanesi ise 5.000 mAh büyüklüğünde ama biraz daha farklı bir mantığı bizlere sunacak. İlk olarak önümdeki ürünlerden başlamak istiyorum. Bu ürünler biraz daha farklı. Neden farklı? Şöyle, diğerleri 10.000 mAh iken bunlar 20.000 mAh ve biraz daha yapıları büyük. Ve dikkatinizi çekecektir, kutuları birbirinden farklı görünüyor ama birbirine çok benzeyen ürünlerle burada karşılaşıyoruz. Zaten arka tarafında da ürünlerin özellikleri bizlerle paylaşılmış durumda. Hatta sizlere şu an böyle yan yana da gösterebilirim. Birebir aynı özelliklere sahip olduklarını söyleyebilirim. Sadece dışarıdaki kutuları farklı oluyor. Şimdi bunları yavaştan kutusundan çıkartalım ve bizlere neler sunuyor bunun detayına bakalım. Hemen şuradan bir tanesini çıkardım. 21 mAh'lik olanı, hop içinden plastiği düştü, kenara bırakıyorum. Ve bu ürünün kutusundan, evet, çift tarafı Type-C olan ve örgü bir yapıya sahip olan bir kablo çıktı. Ve burada ürünümüzün kendisi bizleri karşılıyor. Hemen bunu da yere bırakıyorum. Bakın, ürün şöyle görünüyor. Bu taraftan telefonu koyduğumuz zaman kendisi bizi şarj edecek. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman ise burada bir yapı görüyoruz ki buna birazdan değinmiş olacağım. Kendisi 20 wattlık bir hızlı şarjı destekliyor. Zaten alt tarafında da almış olduğu sertifikalar ve şarj edeceği zamanki vereceği performans detayları bizlerle paylaşılmış durumda. Bunu kenara koyacağım. Hemen bunu da kutusundan çıkartacağım. Şöyle pembe bıçağımızla olaya giriş yapmak istiyorum. Evet. Poşeti yırttım. Bu da alttan açılıyor. Evet, bu da geldi. Bu da yeşil rengi. Asker yeşili diye bildiğimiz bir yeşil. Kutusundan kablo çıkacak mı? Evet, çıktı. Evet, kutusundan kablo çıktı her iki modelinde ve birbirine benzeyen aynı kablolar olduklarını söyleyebiliriz. Gayet iyiler bu arada. Hani parayla satın almak isterseniz büyük ihtimalle iyi bir para ödemeniz gerekecektir bu kablolara. Ürünlere yakından bakalım. Malzeme olarak baktığımız zaman biraz pütürlü yapıya sahipler. Yani böyle kalitesini hissettirebiliyor açıkçası. Çok fazla powerbank deneyimlemiş birisiyim. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Genel olarak pütürlü bir yapıya sahip. Elinizden kolayca kaymayacaktır. Yani rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Zaten boyut olarak baktığınız zaman da oldukça büyük olduklarını görebilirsiniz. Hemen tasarım yapılarıyla başlayalım. Üst tarafına baktığımız zaman burada bir ekranı görüyoruz. Ekranımız ne işe yarayacak? Bu arada bahsettiklerim her iki ürün için de geçerli. Ondan dolayı bir model üzerinden ilerleyeceğim. Burada bir ekran yer alıyor. Bu ekranımız kalan şarj ücretini bizlere gösteriyor. Hemen powerbank'imizi açalım. Evet, kendisinin %79'luk bir şarjı var. Bir daha yakalım. Kamerada yakalayabildik mi? Evet, sanırım yakalayabildik. Buradan dediğim gibi şarj ücretini takip edebiliyoruz. Onun hemen sağ tarafında ise Type-C portunu göreceğiz. Buradan ürünü istersek şarj edebiliriz. Yani powerbank'i doldurabiliriz. İstersek de bu port üzerinden cihazımızı 20 watt olacak şekilde kablolu şarj edebiliyoruz. Hemen sağ tarafta da USB-A portu bulunuyor. Diyelim ki USB-A bir tarafı da farklı bir uca sahip olan bir kablonuz var. Bu kabloyu takarak buradan ürünlerinizi şarj edebiliyorsunuz. Kablosu olacak şekilde bizlere kendisi 15 wattlık bir şarjı sunacaktır. Hemen MagSafe destekli bir cihazımız üzerinden sizlere gösterelim hem MagSafe'i ne kadar iyi tutuyor diye. Telefonu alıyorum, üzerine koyuyorum. Mıknatıs olarak hemen tuttu kendisi. Ters çevirip bakacağım. Evet evet, iyi. Yani sallayayım biraz da. Evet, biraz fazla sallayınca düşmeye başlıyor. Arka tarafında ise şöyle görebildiğiniz üzere bir kısım bulunuyor. Bu kısmı açtığınız zaman şöyle göstereyim. Açtığınız zaman bu ürün aslında bir standmış gibi de kullanabiliyorsunuz. Bu ne işini izleyebilir? Mesela maç izleyeceksin ya da video izliyorsun. Telefonunun şarjı az. Tak, buraya koyuyorsun abi ürünü. Hem telefonun şarj oluyor hem de şarj olduğu sırada sen de buradan videonu izleyebilirsin. Stand görevine sahip olması bence güzel bir detay olmuş. Ürünü bir açalım, şarj etmesine bakalım. Şuradan iki defa tıklıyorum. Görebildiğiniz üzere şarj oluyor kısmı çıktı. Ve bunu buraya koyup kullanmaya devam edebiliyoruz. Gerçekten güzel ve işlevsel olduğunu söyleyebilirim. MagSafe zaten mıknatıslar konusunda bize avantaj sağlıyor. Boyutları itibariyle tabii böyle hani alıp kulağınıza götürmek istediğiniz zaman biraz garip durabilir. Bundan kaynaklı şu model biraz daha ön plana çıkacaktır. Zaten ona da ilerleyen bölümlerde değinmiş olacağız. Bu modelin ama en büyük avantajı bence kapasitesi olacak. 20 mAh büyüklüğünde MagSafe destekli ve gerçekten kaliteli bir ürünü almış oluyorsunuz. Burada 15 wattlık hızlı şarj, 20 wattlık da kablolu şarjı bizlere kendi sunuyor. Bu da görmüş olduğunuz üzere farklı bir rengi. İkisini de beğendiğimi söyleyebilirim. Tercih edecek olsam büyük ihtimalle sol taraftaki rengi tercih ederdim.
Şimdi bu ürünleri de bir kenara alalım. Şimdi sıra ise bu ürünlerde. Bu ürünleri favori olarak görüyorum. Biraz araştırma yaptım. Gerçekten çok işlevsel duruyorlar. Hemen kutularından çıkartalım. Evet, her iki modeli de kutusundan çıkarmış olduk. Biri siyah, biri ise beyaz. İkisinin kutusundan da yine görebildiğiniz üzere örgü bir yapıya sahip olan şarj kabloları çıkıyor. Çift tarafı Type-C olacak şekilde kenara bıraktım. Buradan hemen ürünlerimizi çıkarmak istiyorum. Bunları da yine kenara bırakalım. Evet, ürünlerimiz görebildiğiniz üzere oldukça minik bir yapıda, avucunuzda kolay bir şekilde tutabiliyorsunuz ve kendileri stand görevini de görüyor. Şu arka tarafa baktığınız zaman sizleri biraz Apple'ın MagSafe Powerbank'ini andırabilir. Gerçekten kendisi de o boyutlarda ve fiyat olarak daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Hemen cihazımızın üzerine de kendisini test edelim. Elimde iPhone 12 Pro Max var. Şu an kendisi tuttu bunu. Bakın, tasarımsal açıdan az önceki modele göre çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman da ya da elinizde tuttuğunuz zaman da bu model biraz daha kullanışlıymış gibi duruyor açıkçası. Tabii diğer taraftan baktığınız zaman diğeri 20 mAh büyüklüğündeydi. Bu da 5 mAh büyüklüğünde. Ancak tasarım oynayan bir ürün istiyorsanız bence bu modeli tercih edebilirsiniz. Buradan hemen bunu kaldırdıktan sonra da böyle masanıza koyup ürünü de bir standmış gibi de kullanabiliyorsunuz. Gerçekten güzel göründüğünü söyleyebilirim. Hemen buradan butona basıp çalıştırmak istiyorum kendisini. Ve şöyle ışıkları yanmaya başladı. Bakın, kendisi de şu an cep telefonumuzu şarj ediyor. Sağ tarafına baktığımız zaman burada Type-C portunu görüyoruz. Type-C üzerinden cihazı şarj edebilir ya da farklı cep telefonları da şarj edebiliriz. 20 wattlık bir kablolu şarjı bizlere sunuyor kendisi. Kablosuz tarafa geldiğimiz zaman ise 15 wattlık bir hızlı şarj deneyimini bizlere sunuyor. Ürünümüzün kendisi gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Üzerine herhangi bir USB-A portu yok. Büyük ihtimalle kurumlandırılmış olsaydı ürün biraz daha kalın bir yapıyla bizlerin karşısına çıkmış olacaktı. Şöyle kenara bırakıyorum. Beyaz modelini takalım. Bakın, beyazla beraber beyaz da oldukça güzel göründü. Bu ürünleri de beğendiğimi söylemek istiyorum. Hemen kenara alacağım. Bunları da şöyle kenara bırakalım. Ve sıra geldi bu modelleri. Bunlar 10 mAh büyüklüğünde. Hemen ürünün arkasına baktığımız zaman ise parametrelerle karşılaşıyoruz. İşte kaç watt hızlı şarj desteklediklerini, giriş kısmında mesela kaç watt'a kadar bu ürünü şarj edebilirsin gibi detayları ürünün kutu arkasından görebiliyorsunuz. Hemen bunu şöyle çevirelim ve kutularından çıkartalım. Evet, bu modelleri de kutularından çıkarmış olduk. Kablolarımız örgü bir yapıya sahip. Yine çift tarafları Type-C olacak şekilde. Renkleri az önce kutularından çıkarmış olduğumuz 20 mAh'lik powerbanklerle aynı ama bazı farklılıkları da tabii bünyelerinde bulunduruyor. Bunlardan bir tanesi mesela ürün üst tarafında herhangi bir ekran yer almıyor. Buradaki şarj seviyesini siz kademeli ışıkların üzerinden öğrenebiliyorsunuz. 20 mAh'lik powerbanklerde ise orada bir şarj yüzdesi durum kısmı vardı. Oradan yüzde kaçlık bir batarya kapasitesine sahip olduğunu görebiliyordunuz. Tasarımsal açıdan konuşmak gerekirse yine aynı malzemeye sahipler. Pütürlü bir malzemeyle beraber geliyorlar. MagSafe destekler, kablosuz şarjı bizlere sunabiliyorlar. Kablolu olacak şekilde 20 wattlık bir hızlı şarj desteğini bünyesinde bulunduruyorlar. Kablosuz olacak ise 15 wattlık bir hızlı şarj desteğini bizlerle buluşturuyor bu powerbank modelleri. Yine stand destekleri de var. Şöyle açıyorsunuz bu kısmı. Ses normal bir ses bu arada, hani kırılma falan diye algılamayın. Daha sonra telefonunuzu alıyorsunuz. Bu kısma bunu böyle yerleştiriyorsunuz. Ve telefonunuz hem şarj olurken hem de medya tüketimi yerine getirebilirsiniz. Diyelim ki sen bu ürüne beraber birden fazla cihazı şarj etmek istiyorsun. Bu durum gerçekleşebiliyor mu? Evet, gerçekleşebiliyor. Ama buradaki portları kullandığın zaman kablosuz şarj desteğini ürün bizleri kullandırmıyor. Yani bunları kullanmadığın bir zaman kablosuz şarj desteğiyle burada karşılaşabiliyorsun. Hemen MagSafe testimizi de yapalım. Kendisi tuttu bakın. Gayet güzel bir şekilde tuttuğunu söyleyebilirim. Hani ben salladığım zaman düşüyor. Bakın, gayet güzel bir şekilde tutuyor. Tabii elinize alıp böyle kulağınıza götürdüğünüz zaman bu kısım biraz daha büyük görünüyor olabilir. O küçük yapıdakiler, 5 mAh büyüklüğündekiler bunlara göre biraz daha ön planda oluyor tasarımsal açıdan konuşmak gerekirse. Şimdi ufak bir detaydan bahsetmek istiyorum. İlla bu ürünleri Apple bir cihazla beraber kullanmanıza gerek yok. Neden? Kablosuz şarj destekli her cihazla beraber bu ürünleri kullanabilirsiniz. İsterseniz akıllı saatinizi şarj edin, isterseniz kulaklığınızı şarj edin, isterseniz de telefonunuzu şarj edin. Yani kablosuz şarj desteklenen bir ürün olması yeterli olacaktır. Burada kullanamayacağınız tek şey ise MagSafe özelliği oluyor. Yani mıknatıs desteğini MagSafe olmayan ürünlerde kullanamıyorsunuz. Mesela telefonumuzu alacağım. İlk olarak tabii ki powerbank'imizi bir açalım. Telefonu üzerine koyuyorum.
Bakın şu an şarj dolmaya başladı. Hemen yukarıdan aşağı doğru çekeceğim. Hızlı kablosuz şarj detayı da yine bizlerin burada karşısına çıkıyor. İsterseniz yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Şunlar söylenebilir. Kutudan kaliteli kabloların çıkması bence önemli bir detay. Allah'tan burada plastik kablolarla karşılaşmadık. Bu kabloları beğendim. Malzeme kaliteleri hakkında da bence şunlar söylenebilir. Oldukça kaliteli duran ürünlerle burada karşı karşıyayız. Sizler de eğer bu ürünlerin fiyatlarını kontrol etmek veya satın almak isterseniz açıklama kısmındaki bağlantılar üzerinden bu ürünleri satın alabilirsiniz. Peki yine senin favorin hangisi dersen de ben bu ürünü seçerim. Çünkü biraz daha küçük bir yapıda telefonumun arkasında koyar kullanmaya başlarım. Genel olarak bana hitap eden ürün bu oldu. Sizler hangi ürünü daha fazla beğendiniz? Lütfen görüşlerinizde yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Beğeniniz, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.